2023'te ben başbakan olursam bunu öneririm dediniz. Olursam demedim. Olsaydı. Olsaydım. Muhalefetten de tepki var. Eyalete izin vermez Türk milleti, üniter devlet ve cumhuriyete savaş açmak suçlaması size yöneldi. Hem ne diyeceksiniz hem de nasıl diyeceksiniz? Hande Hanım, şimdi bunlar tarih falan bilmiyorlar. Bunların tarih bilinci yok. Şimdi cumhuriyete savaş açmaktır derken, ben bir defa önce dünyaya şöyle bir bakalım. Yani dünyada gelişmiş güçlü ülkelere bakarsanız, bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir. Ve demokrasi de özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir. Gelelim bizim kendi tarihimize. Osmanlı'ya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da mesela çok daha enteresan şey var. Mesela Lazistan eyaleti var. Kürdistan eyaleti var. İniyoruz güneye, orada aynı şekilde eyalet sistemleri var. Niye? Osmanlı güçlü. Ve oralarda hiç çekinmeden rahatlıkla bunları vermiş. Şimdi ben mesela MHP'ye endişeyle bakıyorum. Hadi CHP'yi tamam bu konuda farklı düşünürüm de. Ama MHP bir taraftan Osmanlı'yı, biz Osmanlı'nın devamıyız diyecek ve Osmanlıyız diyecek. Öbür taraftan Osmanlı'nın bu devlet yapısındaki yaklaşım tarzını görmemezlikten gelecek. Bunların hiçbirisi kayıp değildir. Şimdi bakın MHP niye büyük şehirlere karşı çıkıyor? Bundan. Acaba farklı bir etnik unsur orada büyük şehir kazanır mı? Güçten gir kazan. Eğer sen demokrasiden bu kadar çekiniyorsan o zaman sen Türkiye'de zaten hiç seçime girmemen lazım. Niye? Her yeri kaybedebilirsin. Çünkü sen de etnik mücadele veriyorsun. Siyasi mücadele vermiyorsun. Ama bizim böyle bir endişemiz yok. Niye? Biz 81 vilayetin 78'inde milletvekili çıkarmışız. 81'in 81'inde de belediye başkanlıklarımız var. Niye? Kucaklıyoruz hepsini. Demek ki kucakladığımız zaman oluyor. Şimdi eyaletlerde de böyle bir endişenin içerisine girmeye gerek yok. Bu konuda benim söylediğim şu. Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır. Üniter yapı noktasındaki yaklaşım tarzı aslında bununla alakalı bir şey değil. Siz eyalet sisteminde de bu üniter yapıyı muhafaza edebilirsiniz. Tamamıyla bunu atıp götürme diye bir şey. Federal yapı diyoruz. Federal yapı Sayın nedir? Başbakan, çok, orada geliyor, toplanıyor zaten. Çok önemli bir yere geldik. Şimdi bu anlattıklarınızdan Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan ziyade Rusya ve İran'dakine benzer bir yapıdan mı söz ediyorsunuz? Yani yok. Yani benim bakın dünyadan söylediğim, yakın bir örnek var mı? Demokraside. Hayır, yapısal olarak söylüyorum. Yani işte yapısal olarak söylüyorum. Evet. Demokraside ve özellikle de ekonomik kalkınmada güçlü bir Türkiye'yi bahsediyorum. Bu bir. İki, bunlara biz Osmanlı'daki yaklaşımı da ilave edebiliriz. Ve şunu da çok açık söylüyorum. Bakın biz Osmanlı'da özellikle azınlıklar konusunda, eyaletler sistemi konusunda o hoşgörüyü biz hala yakalayabilmiş değiliz. Bunu da çok açık net ortaya koymamız lazım. Şimdi bütün bunları... Seçilmiş vali peki düşünür müsünüz zaten? Nasıl? Seçilmiş vali yani... Ya şimdi onlar tabii öyle ya bir sistemin... için. Tabii bunlar 2023'ün konusu. Evet. Yani öyle bir sistemin içerisinde seçilmiş... Yani belediyeyi kabul ediyorsun da seçilmiş valiyi niye kabul ediyorsun? Osmanlı'da valiler merkezden tayin ediliyordu. Merkezin belirli bir yetki çerçevesinde. Bu atama. Ama Amerika'daki sistemde filan... O açıdan sonra. Seçim yani, o açıdan tabii mesela Quebec örneği de var Kanada'da. Eyaletle etnik farklılık örtüşünce ayrılma eğilimi güçleniyor. Yani güçleniyor. Eyaletin öyle bir riski de var. Eğer eyaletle etnik farklılık örtüşürse... Bunlar tabii bir yerde de... Çok ayrıntılı tabii, şeyler bunlar. Ayrıntılı ve bir de kültür meselesi. İşin temelinde yani kültür çok var önemli. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri birleşerek kuruluyor. Federasyon birleştirici oluyor. Ama Kanada'ya baktığınız zaman federasyon ayrıcı oluyor. Eyalet sistemi daha ayrıcı oluyor. Belçika'da da bir. Belçika en kötü bir ayrışma riski oluşturur mu Sayın Başbakan böyle bir şey? Yani bölgelerin kendi kimliklerini idari anlamda da çok kullanmaya başlamaları. Çünkü sizin ben oy verdim seçim tabii şimdi diyecek. Şöyle olaya bakmamız lazım. Yani diyelim Osmanlı, Kürdistan, Lazistan demiş. Evet. Bizim Kürdistan, Lazistan dememize gerek yok. Biz şimdi nasıl coğrafi bölgelerimiz var. Bu bölgeler sistemi içerisinde olayı değerlendirebiliriz. Öyle de yapılabilir. Mesela şu anda diyelim ki Almanya'daki sisteme baktığımız zaman oradaki sistemde
kalkıyor, bölgeyi coğrafi olarak, coğrafi bölge olarak eyaletin adını koyuyor. Şey, Amerika'ya bakıyoruz, coğrafi Texas eyaleti diyor mesela, evet. Florida eyaleti diyor. Yani bu şekilde ortaya koyuyor. Yani biz de olaya bu şekilde yaklaşabiliriz. Evet. Yani şu anda illa bu böyle olsun noktasında söylemiyorum. Ama bu konuda bana cevap yetiştirmeye gayret edenler inceleyerek konuşmuyor. İncelemeden konuşuyorlar. Ve böyle bir yaklaşım tarzı güçlü bir Türkiye için faydalı olabilir. Şu an için söylemiyorum. Şu an için bize tam aksine şu andaki yapı gereklidir. Çünkü bizde şu andaki kontrol mekanizmaları çok önemli. Eğer kontrol mekanizmalarını iyi götüremezsek sıkıntı olur. Ama bakın, biz öyle şeyler yaşadık ki il özel idarelerinde, tabii bazı bu noktadaki uygulamalar bizi yaralamıştır. Mesela valiliğe gönderiyorsunuz merkezden parayı, vali parayı kaymakama vermiyor. Vermiyor. Hem de merkezin memuru oldu halde. Merkezin, evet, memuru, evet. Merkezin memuru kaymakama vermiyor. Vermiyor. En sonunda mesela bizim şimdi köydes ile ilgili gönderdiğimiz paraları baktım ki valiler kaymakamlara vermiyor. Dedim ki artık bundan böyle kaymakamlar. Biz kaymakamlığa direkt göndereceğiz. Yani kaymakam zaten köye hizmet götürme birliklerinin başıdır. Evet. Bunlara direkt gidecek ve harcamayı da sen orada yapacaksın. Köydes çok iyi çalışıyor değil mi? Çok iyi çalıştı, çalışıyor. Evet, çok iyi çalışıyor. Ben yapacağımız çok daha iş var. Ama valiler mesela bazıları gücenmesinler tabii. Çok sevdiğim, çok başarılı vali kardeşlerim var. Ama bazıları da alıyor parayı bankaya koyuyor. Orada sanki turşusunu kuracak. Ya kardeşim, biz sana bu parayı niye gönderiyoruz? Şu okulu bir an önce bitir diye gönderiyoruz. Niye gönderiyoruz? İşte şurada yollar, şunlar, bunlar vesaire de desteğini ver. Hastanelerde gerekli olan destekleri ver. Çünkü bunun için gönderildi sana bunları. Onun için şimdi bu bütçelerde de çok daha farklı bir planlama içerisine girdik. Çünkü finansmanı iyi yönetmemiz lazım.